Tiflis'te de bir Bardar Sokağı var. Arkadaşlar merhaba. Tiflis seyahatimizin ikinci günündeyiz ve Batoni isminde bir Gürcü restoranına geldim. Burada Gürcü mutfağının önemli yemeklerinden olan birkaç tanesini denemek istedim. Size de mekanı göstermek istiyorum. Şöyle bir çevirebilirsem bunu. Çok güzel dekore edilmiş bir restoran burası. Batoni. Şehir merkezinde burası da. Old Tbilisi, eski Tiflis bölgesi içinde. Adresini yazacağım. Hatta ayağa kalkayım, size daha iyi göstereyim etrafı. Fazla kimse yok zaten. Köşede şarap mahzeni. Dışarıda oturma alanları var. Hava soğuk diye ben dışarı çıkmadım. Şöyle de menüye de bir bakalım hızlıca. Gürcü bir dünya mutfağından. Pek çok yemek var bu şeyde menüde. Şuna da bir bakalım hızlıca. Burada da resimleri de var. Hinkali. Özellikle bundan istedim. Burada da haçapuri görüyorsunuz. Acara bölgesi, Acara Özerk Cumhuriyeti haçapurisi. Neyse, dursun şöyle. Arkadaşlar, hinkali Gürcü mutfağının en önemli yemeklerinden bir tanesi. Hinkali sipariş etmiştim. Mantı gibi ama tabii mantıdan çok büyük. Şöyle göstereyim size. Peynirli, mantarlı ve kıymalı olarak 3 farklı çeşitleri yapıyorlar. Ben karışık istedim. Şöyle gözüküyor mu bilmiyorum. Kamera açısını tutamıyorum. Böyle. Haçapuri'yi de bundan sonra alacağız. Şöyle bir tanesini ortadan ikiye keseyim bakayım. Evet, bu kıymalı olan. Bu kıymalı olan. Arkadaşlar, bu da Gürcistan haçapurisi, peynirli haçapuri. Bu şekilde bol peynirli, üzerinde yumurta kırılmış şekliyle geliyor. Arkadaşlar, yemek sonrası bir tatlı siparişi verdim.
bu şekilde geldi. Vanilyalı bir tatlı. Adını söylediler ama adını ne yalan söyleyeyim. Şimdi telaffuz edemeyeceğim. Gürcü dilinde. Böyle güzel bir tatlı. Vanilyalı bir tatlı. Adını bilmiyorum. Yanına da Americano. Batuni Restaurant, Tiflis. Arkadaşlar, Tiflis'in Vardar Sokağı'nda Batoni Restaurant'daydım. Şimdi oradan çıktım. Vardar Sokağı'nda yavaş yavaş ilerliyorum. Çok güzel mekanlar var burada. Gelirseniz şehir merkezinde zaten. Old Tiflis'in bölgesinde. Ve Kura Nehri'nin hemen bir arka sokağı burası. Oldukça güzel mekanlar var. Saat gecenin 11:30. Biraz şu caddede tur atayım. Sonra gideyim yatayım çünkü çok yorgunum. Tekrar söylüyorum, Tiflis çok güvenli bir şehir. Özellikle turistler için kesinlikle çok güvenli bir şehir. Gecenin bir saatinde insanlar dışarıda herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadım 4 gündür. Ne bir polis çeviriyor, ne bir insanlar rahatsız ediyor. Arada sırada dilenciler var. Birkaç dilenci tesadüf geldi ama Allah'tan yapışmıyorlar, ısrarcı değiller. Sadece istiyorlar, vermezsen gidiyorlar. Burada da bir polis arabası görüyorsunuz. Ya Avrupa'da değil ama bir Avrupa şehri bence. Medeni bir şehir. Hello. Günaydın gençler. İtalya'daki Pisa Kulesi'nin dünyadaki tek yamuk duran kule olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü Tiflis'te de bir tane yamuk duran kule var. Şimdi oraya gidiyoruz. İlginç bir yer. Pek seyahat gezi vloglarında falan bu yazılmamış, gösterilmemiş çok fazla. Yani çok az kişinin dikkatini çekmiş bence. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Tabii bulabilirsek. İnşallah bulacağız. Thank you.
Ve geldik arkadaşlar. Müthiş kule burada. Ortasında da bir saat var. Kule eğri duruyor. Tam bir sanat eseri. Tam bir muhteşemlik. Hemen yanında kukla tiyatrosu var. Bir kukla tiyatrosu var. Açık mı onu bilmiyorum. Biraz yaklaşacağım şimdi bu harika kuleye. Biraz daha yakından göstereceğim size. Gördüğünüz yamuk bir kule. Çok güzel bir sanat eseri bu. Bunu yapan sanatçı blok blok yapmış. Ortasında bir saat var. Bu saat hala çalışıyor. Doğru zamanı gösteriyor şu anda. Biraz yakından şu işlemelere de bakalım. Burası ara sokakta bir yerde kalıyor. O yüzden de kimsenin dikkatini çekmiyor çok fazla. Yani bu kadar güzel bir sanat eserinin bu kadar gözlerden uzak kalmış olması üzerine bir şekilde çıkılabiliyor ama tabi ziyaretçiler için değil o. Hemen de yanında bir kukla tiyatrosu var bakın. Tiyatro diye yazıyor tabelada ama sanırım şu an ya kapalı ya faaliyet dışı. Gene de ben afişlerini şöyle bir merak eden olursa çekeyim. October 19 saat 7'de. Çok güzel bir binanın hemen binayla bitişik yapmışlar bu kuleyi. Keşke tiyatro açık olsaydı içine girebilseydim. Kapısı kapalı maalesef. Tabi bugün hafta sonu. Bilmiyorum ondan mı. Son bir defa ön yüzünden göstereyim. İnsanlar oturuyor burada izliyorlar. Çok kalabalık değil. Şöyle doya doya bir bakalım yeniden. Burası da böyleydi arkadaşlar. Şuradan da Kura Nehri'ne inen bir yol var. Buradan aşağı ineyim bakayım nereye çıkacak bu. Burada ne varmış? Ha bu otel. Ambassador Otel. Ve kasino. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar, dün önünden geçtiğimiz balon şu anda yükseliyor, yolcularını almış. Hemen yanında Barış Köprüsü dedikleri. The Bridge of Peace köprüsü var.
da sembolik bir yapı. Bu köprü de sembolik bir yapı Kıbrıs için. Madem yolumuz bu tarafa düştü, bir çıkalım bakalım. Yavaş yavaş oraya gidelim. Arkadaşlar, Barış Köprüsü'nden geçmek üzere köprü ayağının Old Tbilisi bölgesinden girdim. Kura Nehri'nin üstünden geçerek karşıdaki parkın içine, yani balonun oraya geçeceğiz. Yalnız ben bir hata yapmışım. Daha doğrusu hata demeyeyim. Köprünün içinden geçmeye ne gerek var ki kardeşim falan dedim ama ya iyi ki geçmişim. Çok güzel. İçi de çok güzel köprünün. Harika. Direkt gideyim o zaman. Adı Barış Köprüsü. Vatanımız, ülkemiz, devletimiz, milletimiz, ailemiz, arkadaşlarımız, sevdiklerimiz, dostlarımız, hepsi için Thank you sir. Hepsi için huzur, barış, mutluluk, sevgi dolu bir ömürleri olsun, gelecekleri olsun. İnşallah hiç kimse üzülmez, her zaman mutlu olur. Bu arada tekne turu, az önce tekne turcularla konuştum. Tek başına binersen tekneye 250 lari, yani 3 ile çarpın 750 TL gibi para istiyorlar. Ama grup halinde diğer kişilerin dolmasını bekleyerek inerseniz de 35 lari, yani işte 100 lira, 110 lira civarı bir ücret söylediler. Yani içinde dahil olan hizmetler de şu: 1 saatlik gezi. 1 saatlik gezi haricinde bunların çaça dediği bir içki var. Ağır bir içki. O dahil. Çay, kahve, meyve suyu. Ne isterseniz sınırsız dahil olduğunu söylediler. Şu balon iniyor. Şimdi Rike Parkı'na geldik. Burası Rike Parkı. Balonun olduğu. Balon iniyor. Onu da göstereyim şöyle. Üstünde de Porsche'nin reklamı var sanki. Balona binmek için şu arkasında olduğum kulübeden bilet alınıyor. Fiyatını sordum. 50 lari dedi. 160 lira civarında. Bir de bekleyeceksiniz dolmasını. Aslında hemen olsaydı belki düşünürdüm ama şimdi yeni indi balon. Yani bir saate anca dolar. Gidelim. Tiflis'in içinde merkezde bir sanat galerisine geldim. Art Gallery Life isminde. Yalnız kapalı olduğunu söylediler. O yüzden içeriye girdim ama giremedim aslında. Sadece girişteki birkaç eserin videosunu çekmeme müsaade etti güvenlik görevlisi. Ona da teşekkür ediyorum. Burada. Neden kapalı bilmiyorum, herhalde cumartesi günleri mi kapalı sadece? Öyle. Neyse, çıkalım artık.